Ankara'nın seçimine gidelim. Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ve AK Parti'nin adayı Turgut Altınok. Meydanlarda, akşamda gençlerleydi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Gençler Ankara havalarını oynadı. Yavaş da alkışlarla onların coşkusuna katıldı. Vay vay! Vay vay! Vay vay! Vay vay! Gençlerle buluşmasının sabahında Yavaş, Sincan, Keçiören, Pursaklar ve Akyurt'ta bir güne 4 miting sığdırdı. Mansur Yavaş günün AK Parti seçmenin yoğun olduğu bölgeleri ayırdı. Her gittiği yerde ilgi fazlaydı. Rakibinin kalesi Keçiören'de ise Yavaş'ı büyük bir kalabalık bekliyor. Keçiören'e abone olduk. Her gün buradayız. Benim artık son dönemim. Bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş Belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Belediyeciliğimi Türkiye'ye öğretip bırakacağım diyen Yavaş'ın rakibi Altınok da Kahramanmaraş Hemşeri buluşmasından sonra televizyon programına katıldı ve yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Amenna. Paralar diyoruz ki nereye ama gitti? Ama siz belediye meclisine girmiyor musunuz? Belediye meclisine giriyoruz. Soruyoruz paralar nereye gitti? Şirkette ihaleleri kime verdiniz? Bakın web sayfamızda düzenli olarak harcadığımız her paranın hesabını veriyoruz. Bütün ihalelerimizi canlı yayınladık. O çakarlı araçlarla gezenler var ya, sizlerin paranızla geziyor. Ankara'nın iki adayı Mansur Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediye meclis üyesi olunca gelecekteki vaatler kadar geçmişteki icraatlar da ikili arasında polemik konusu. Yapılan kapılar var ya, kime ne faydası var? Bunu ben size şikayet ediyorum. Belediye meclisinde biz 148'de 40 kişiydik. Zaman zaman birçok konularda maalesef engellendik. 5 yılda belediye meclisine getirmiş olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gündem maddeleri, rakamı söylesem belki inanmayacaksınız, 99.8'de oy birliğiyle kabul edilmiş. Her türlü desteği vermişiz. Yalan söylüyorlar. %99 oy birliğiyle geçti. Şu anda hala belediye meclisinde 8 aydır bekleyen taleplerimiz var. Allah'tan korkun. Yavaş her mitinginde projelerinin Cumhur İttifakı üyelerine takıldığını söylüyor. Seçmeni belediye meclisinde de çoğunluğu sağlamalıyız diye uyarıyor. Projeleri yapabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını da çaldığını söyledi. Tatlar arıtma tesisini Cumhurbaşkanı'na götürdüm. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim, bir yerim eksilmedi. Yavaş icraatlarının engellenmesine rağmen emekliden çiftçiye öğrenciye destek olduğunu açıkladı. Rekor oyla tekrar başkan seçileceği iddiasını da yineledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İl Seçim Kurulu kesinleşen listeyi de yayınladı. Ankara'da 19 siyasi parti adayıyla 5 bağımsız toplam 24 aday yarışacak. Bakalım. 31 Mart günü öğreneceğiz tabii, akşamında öğreneceğiz. Seçmen kimi işaret edecek? Ankara'da başlığımızda vay vaydı bu haber için. Peki özellikle mesela emekliler kimi işaret edecek Ankara'da? Ekonomideki kötü yönetime dair bir çıkış sergilecek mi? Bir sarı kart sergilecek mi? Gösterecek mi? Hükümete ve adaylarına göreceğiz.